Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haydin faslun ra'et li sinnil haydinin ikinci dersini okuyoruz. Bugün babul haydin son dersini okuyoruz. اَوْ مُتَحَيِّرَةً Kadın nedir? Mutahayyiredir. Ne demek mutahayyiredir? بِاَنَّ سِيَتْ عَادَتَهَا Adetini ne etmiş? Unutmuş. قَدْرًا وَوَقْتًا Kadir itibariyle adetini unutmuş. Vakit itibariyle unutmuş. Her ay kaç gün hayde düşerdi? Ayın neresinde, başından mı, ortasından mı, sonundan mı düşerdi bilmiyor. Bu kadının durumu nasıl olur? Niye mütehayyire deniliyor? Niye bu kadına ne deniliyor? Mütehayyire deniliyor. Çünkü bu kadın kendi emrinde durumda hayrete düşmüş. Ne yapacağını bilemiyor. Mütehayyire, mütekessire babından lazımidir. Yahut da tekessire babının mütadisindendir. Mütehayyiredir. Fakihi hayrete düşürüyor. Fıkıh alimleri hayrete düşürmüş. Bu kadın fakih bunun halinden çıkamaz hale düşmüş. Yani kadın fakihi dehşete, hayrete düşürmüş. Bu kadının durumu fefi kavlin bir kavle göre ke mübtede etin. Mübtede kadın gibidir. Niye? Mübtede kadında adet var mı? Yok. Bundan da yok. Vardı unutmuş. Yok. Mübtede kadında temiz var mı? Yok. Bundan da temiz yok. O zaman kanın başladığı andan itibaren bir gün bir gece hayd kabul ederiz. Geri kalan ihtiyatla beraber tuhur kabul ederdi. O zaten dünkü derste geçti. Bir kavle göre mübtede'e gibidir. Ama vel meşhur vücubul ihtiyati. Meşhur o ki ihtiyati uygulamaktır. Meşhur ihtiyatın vücubudur. Mesela feyahrumul vat'u. İhtiyat yapıyoruz ya. Vat'ı haramdır. Kendi eşiyle beraber olmayacak. Ne olur ne olmaz. Şayet hayd ise hayden hanım yanına gitmekten o günahtan kurtulmuş oluyor. Hayde değilse ne olur? En fazla o lezzetinden mahrum kalmış oluyor. Bak ihtiyat o ki vatı yapmamalı. Feyahrumul vatu. Ve messul mushafi. Mushafın messi. Değinmeyecek mushafı. Nasıl haid kadın, cünüp kadın Kur'an'ı mesh etmiyor ise bu kadın da Kur'an'ın meshine gelince haid kabul edilir. Mesul mushaf haram olur. Vel kıraetu fi gayri salati. Namazın gayrisinde kıraet haramdır. Niye gayri salat diyoruz? Zaten namaz kılarken mecbur kıraat okur. Kıraat okunmasa namazı nasıl kılar? Ama namazın gayrisinde Kur'an okumak nedir? Haramdır. Ve tusallil feraidı ebeden. Bu sefer bak ibadete gelince daima farzlarını kılar. Tahirmiş gibi beş vakit namazını kılar. Ve kezen neflu fil esah.
Es-Sah'a göre neflini de sünnetlerini de kılar. Yalnız ve tahtesilu li kulli fardin. Her fard için gusül yapacak. Niye? Niye gusül yapacak? Belki ikindi namazı kıldıktan sonra hayd kanı kesilmiş, ishade devam ediyor. İşte ikindi için gusül yapması lazım. İkindi kıldıktan sonra belki hayd kanı ikinden sonra kesilmiş, akşam namazını yıkanmadan olmaz, yıkayacak. Her namazdan sonra kanın, hayd kanının inkıta ihtimali olduğundan dolayı her vakit için ne yapar? Her vakit için banyo, gusül yapacak. Yalnız bu dedi, her vakit için gusülün vacip olması, bu her namazdan sonra dem haydın inkıtağının ihtimali olduğu dönemlerde olur. Eğer hayd kanının katının ihtimali yoksa, diyelim akşam namazından sonra inkıta, demin inkıta vakti olduğunu bilirse kadın adetine sadece bunu anlıyor ki akşam namazından sonra kanı kesiliyordu. O zaman her akşam namazından sonra yatsı namazı için gusül yapar, diğer namazlar için yapmaz. Pek mütehayyire kadın oruç nasıl tutar? Ve tesumu ramadane. Ramazan ayı girer girmez kadın ne yapar? Ramazan ayının orucunu tutar. Sümme şehren kamile. Ramazandan sonra bir ay daha tutar ama ikisini daha kamileyni. Ramazan 29 çekse dahi bu kadın 30 gün Ramazan tutar. 30 günde Şevval ayını tutar. 29 çekse dahi ne yapar? Öyle değil. Ramazan 29 çekerse 29, bu iki ay hem Ramazan hem Ramazan'dan sonraki ayı kamil tutar. Eğer o senenin Ramazan ayı 30 gün çekerse, Ramazan ayı 30 çekerse 30, 29 çekerse 29 tutar. Ramazan'dan sonra gelen Şevval'i ne yapar? O 30 olarak tutar. Şimdi Zahar'a göre sanki Ramazan 29 çekse bu bayram günü oruç tutar. Bayram günü oruç tutmak haramdır. Ve tesumu ramadane, Ramazan ayını komple orucunu tutar. Sümme şehren, Ramazan'dan sonra bir ay daha tutar. Kamilen ikisini de kamil olarak tutar. Nasıl ikisini kamil tutar? İkisini 30 gün olarak tutar. Diyelim Ramazan'da ne etmiş oluyor? O sene 30 gün olmuş oluyor. Pek 2 ay oruç tuttu. 60 gün oruç tuttu. Feyahsulu min kullin, her aydan erbaate aşere, 14 gün hasıl olur. Bu yakinin, yakin durumunu söylüyoruz. Her aydan 14 gün ne oluyor? Her aydan 14 gün kesin olarak sağlam kalır.
Eti 28, 2 gün orucu yine eksik kaldı. Peki niye her aydan 14 gün sağlam kalır? Diyelim kadın 30 gün oruç tutmuş. Farz edelim ki en kötü ihtimal ayın birinde öğleden sonra hayza düştü. Günün ortasında hayza düştü. Haydın ekserini kabul edersek 15 gün bu kadının haydi ne zaman bitmiş oluyor? 16'nın ortasında. Bak birinci gün yarı temiz geçti, yarı haydi geçti. Birinci gün haydi oldu. 16. günün ortasında hayda düşüne göre 16. günde gitti. Zaten geri kalan 14 gün arada zaten hayd kabul ediliyor. Bak bu kadın 16 gün haydi devam etmiş olabilir. 16 gün orucu fesada gitmiş olabilir. En kötü ihtimal budur. 16 gitti kaç kalır? 14 kalır. Pek bir sonraki aydan da 16 boşuna gitsin, 14 gün sağlam kalsın ne olur? 14-14 eti 28. Pek diğer iki günü nasıl tutar? Ramazan'ı bitirmek için, tamamlamak için ne yapması lazım? Sümme tesumu min semaniyete aşere. Ayın 18 gününden, birinden 18'e kadar. Sümme tesumu min semaniyete aşere. 18 günden oruç tutar. Selaseten evvelaha. 3 gün evvelinde tutar. 3 gün 1, 2, 3 tutar. Ve selaseten ahireha. 3 günde ahirinde tutar. 16, 17, 18. Feyahsulul yevmanil bakiyani. O baki kalan, eksik kalan iki günde hasıl oluyor. Peki nasıl böyle oluyor? Peki diyelim ilk 3 gün tuttu. 16, 17, 18 tuttu. Bu kadın diyelim birinci günün en kötü ihtimalleri söylüyoruz. Birinci günün ortasında hayda düştü. Bak bir boşa gitti, iki gitti, üç gitti. Nerede haydi bitiyor? 16'nın ortasına. 16 da boşuna gitti, 17, 18 sağlam kaldı. Peki 2'nin ortasına hayda düşerse, 2 boşuna gitti, 3 boşuna gitti, 17'nin ortasında bitiyor, 16 boşuna gitti, 17. Birinci gün sağlam kaldı, 18 gün sağlam kaldı. Diyelim 3. günün ortasında hayda düştü. 3. gün boşuna gitti. 16, 17, 18 çünkü 18'in ortasında bitiyor. En son 3 günde boşuna gidiyor. Ne olmuş oluyor? Ne yaparsan bu şekil 6 gün tutarsa 2 gün ona sağlam kalır. Peki bir gün kazası var. Eskiden bu mutahayyire kadının bir gün kazası var. Ne yapar? Diyor ve yumkunu kada'u yevmin bi savmi yevmin. Bir günün kadası mümkündür bir günün orucuyla. Sümme es-salise ve sabi'aşere. Birinci gün tutar. 13. gün tutar. 17. gün tutar. Bunlardan bir gün mutlaka hasıl olur. Niye? En kötü ihtimal birinci günün ortasından başlarsa 16'nın ortasında bitiyor. Bak bir boşa gitti. 13 boşuna gitti, 17 sağlam kaldı. Diyelim 2'nin ortasında başladı. 17'nin ortasında bitiyor. 3 boşuna gitti, 17 boşuna gitti ama birinci gün sağlam kaldı. Ne yaparsan en kötü ihtimali gözünde bulundurursan ay 1'i 13 17 tutarsa ne olmuş oluyor? Kadına bir gün sağlam kalır. Diyelim 15'inde hayda düştü. 17 boşuna gider. 1 boşuna gider. 13 sağlam kalır. Bu şekil bu suretle 13 gün tutarsa bir gün ona ne olmuş oluyor? Hasıl olmuş oluyor. وَاِنْ حَفِزَتْ شَيْئًا Kadın vakıftan veya kadirden
bir şeyi biliyor. Birini biliyor, birini bilmiyor. Ne yapacak? Felil yakini hukmuhu. Yakin olarak tahir olduğu yerlerde tahrim hükmü var. Yakinen hayd olduğu günlerde haydın hükmü var. Yakine yakın hükmü var. Ve ye bu kadın fil muhtemili. Muhtemil zamanda, o zaman ki haydın da muhtemilidir. Tuhrun da muhtemilidir. O muhtemil durumda ki haydın. Fil vat'i, vat'ı konusunda ihtiyata binen hayd gibidir. Ve tahrin fil ibadati. İbadetler konusunda tahir gibidir. Peki nasıl oluyor? Diyelim kadın hani vaktini biliyor da miktarını bilmiyor. Diyor benim haydım her zaman ayın birinde başlıyordu. Peki ayın birinde başladığına göre bir gün, bir gece kesin hayd. Tamam. En fazla geçse ayın 16'sına kadar gider. 17-18'de kesin nedir? Doğru, bak. Birden 10, bir kesin hayd. 17 kesin tuhur. 17 ile 2'den tut 16'ya kadar hayd da olabilir. Tuhur da olabilir. O zaman birinci günde namaz kılmaz haid gibidir. Hani yakinen haydır ya. Haydın hükmü var. 17. günde kesin nedir? 17-18 tuhurdur. İbadetlerini yapar, her şeyini yapar. 2 ile 16 arası. Yani 2'den tut 16'ya kadar haid ihtimali de var. Tuhur ihtimali de var. Hayd ihtimali de var. Tuhur ihtimali de var. Ha, o günlerde vat'a gelince haid gibi davransın. İbadetlere gelince tahir gibi davransın. Pek kadri hatırlasın da vakti hatırlamasın. Mesela kadın diyor ki her ayının ilk 10 gününde 5 gün hayda gidiyordum. 5 gün haydım vardı. Bak haydın kadrini bildi. Nedir? Haydın kadri 5 gün. Ama vakti bilmiyor. Bu 5 gün 1 ile 5, 5 ile 10, 2 ile 7, 4 ile 9 bilemiyor. Şimdi bakın burada 10 günden 30'a kadar kesin tuhur. Kesin nedir? Tuhurdur. Bir şey daha var unuttum. Kadın diyor ayın ilk 10 gününden 5 gün haydım vardı. Birinci günde tahir olduğumu biliyorum. Birinci gün tahir olduğumu biliyorum. Pek ne olur? Pek birinci gün tahir olduğuna göre 5 gün haydi var. 2'den başlasak 2, 3, 4, 5, 6. 6 bak kesin ne olmuş oluyor? Hayır. 3'te başlasa 7'ye kadar hayır. 6 yine var. 4'te başlasa 9'a kadar gider. 6 yine hayır. 5'te başlasa 10'a kadar gider, 6 yine hayır. Ne yaparsan 6. gün nedir? 6. gün hayırdır. Altı kesin hayırdır. 2, 3, 4, 5. Bunlar ne olabilir? Bunlar hayda olabilir. Bak. Hayda olabilir, tuhur da olabilir. Olabilir 2'de başlamış, 5'e kadar 6 gibi hayd.
Olabilir ki 3'ten başlamış, bak 2 doğru kaldı. 4'e başlamış, 1-2 değil de 2-3 doğru. 5'ten başlamış, 2-3-4 doğru. 6'da başlamış, 2-3-4-5 hepsi nedir? Hepsi doğrudur. Bak, 2-5'e kadar doğru da olabilir, hay da olabilir. Peki 7-8-9-10 hay da olabilir, doğru da olabilir, her an inkıta ihtimali de olabilir. Bak 5'e kadar, 6'ya kadar hay da olabilir, doğru olabilir, inkıta ihtimali yoktur. Niye? 1'de de başlasa ancak 6'da inkıta olur. 2'de başlasa 7, 8'de başlasa ne yaparsan 2, 3, 4, 5 doğru hayd ihtimali var, kanun inkıta ihtimali yoktur. Tekrar ediyorum. Ve in hafizet şey'en kadirden havaktan eğer bir şey hafiz etmişse fel yakini hükmü, o arada yakin neyse yakine yakın hükmü var. Yakinen haysa haydın hükmü, yakinen tursa turun hükmü. Ve ye fil muhtemili ki haydin. Ama o muhtemil zamanda hayd ile tuhrun ihtimali olduğu zamanda vatada haid gibidir, ibadetlerde tahir gibidir. Ve in ihtemele inkita'an. Eğer inkita ihtimali varsa vecebel gusül li kulli fardı. Bak bu nerede oluyor? Hani 7'de inkıta ihtimali vardı. 8'de vardı. 9'da vardı. 10'da vardı. Bu günlerde yani kanın inkıtai muhtemel olduğu günlerde her fard için gusül nedir? Gusül vacibdir. Vel ezher enne demmel hamili, hamil kadının, yani kadın hamile kan gördü. Hani hamile kadın böyle hayde düşmüyor ya. Hamilin kanı, hamile kadının kanı. Ve nikâe beyne ekellil haydi. Ekellil hayd bir gün bir gece. Yani bir gün bir gece esnasında bazı saatler temiz geçerse, kan olmasa, bunlar hepsi haydır. Hamile kadın kan gördüyse hayd kabul ederiz. Ekellil haydın arasında birkaç saat temiz geçerse onu da hayd kabul ederiz. Kan akmamış bu arada birkaç saat içerisinde onu tuhur olarak kabul edelim, olmaz. Ve ekellil nifasi lahzetun. Nifasın en azı bir lahze. Kadın çocuğu doğurur, çocuğuyla birlikte biraz kan gelir, kesilir, biter. Olur. Ve ekseruhu, nifasın en çoku situne, 60 gündür. 60 günü geçerse onu istihade olarak kabul ederiz. Nifas olamaz. Ve galibuhu, nifasın galibi, genellikle kadınlarda mevcut olan durum, erbaune, 40 gündür. Ve yahrumu haramdır bihi nifasla ma harume bil haydi. Hayd ile ne haram ise nifasla da aynısı haramdır. Peki 60'ı geçerse, biraz önce ben söyledim, o da söylüyor. Ve uburuhu sittine, nifasın 60 günü geçmesi, ubur geçmek demektir. Ve uburuhu hay, nifasın geçmesi, mucavezeti sittine, 60'ı geçmesi, ke uburihi ekserehu, haydın ekserini geçmesi gibidir. Bir hayd ekserini geçerse, nasıl istihade kabul ediliyor ise bir nifas da ekserini geçti mi
O da ne yapılır? O da istihade kabul edilir. Aynı istihadedeki kadın mübtedi'e midir? Mu'tade midir? Mutehayyire midir? Mübtedi'e olunca mümeyyize midir? Gayri mümeyyizedir. O tefsilatın aynısı 60 günü geçen nefsa kadın için de geçerlidir. Kitab-ı Salat, taharet kitabı bitti. Yarın inşallahü teala Kitab-ı Salat'tan devam ederiz. Nefakumullahu nef'an mubin. Bakın biraz önceki dersin başında geçti, dedi ki Ramazan ayını, bir de Ramazan'dan sonraki ayını, ayı oruç tutar. Bu iki aydan kendisine 28 gün hasr oluyorlar. Yalnız orada kamileyni dediğim. Kamilen demin dediğim gibi Ramazan'ı 30 gün tutar demek değil. Ramazan'ı tam tutar. Ramazan 29 ise 29, biraz önce de demiştik. 30 ise 30 gün tutar. Fark eder mi? Fark etmez. Ramazan 29 çekerse kendisine sağlam 13 gün kalır. Ramazan 30 çekerse kendisine 14 gün kalır. Her iki surette eksik 16 gün kalır. Her iki surette eksik 16 gün kalır. Şevval'dan 14 gün hasr olur. Ramazan eğer 29 çekiyorsa kaç gün hasr oluyor? 13. Eksik yine kaç gün kaldı? 2 gün kaldı. Onda hani 18 günde bir gün, 3 gün evvelinden 3 gün sonunda tutmak suretiyle 2 günde o şekil tutar. Yani Ramazan 29 çekse, kendisine 13 gün sağlam kalırsa, Ramazan 30 gün çekerse kendisine 14 gün sağlam kalırsa değişen bir şey yok. Eksik kalan her aydan 16 gün. 16 gün ikinci ayda da 14 gün hasıl olunca 13, 14 eder 27. 2 gün daha tutar eder 29. Zaten Ramazan ayı o sene Ramazan ayı 29 çektiğine göre orucu 29, eksik 2 gün kalmış. Onu da 6 gün tutmak suretiyle bitmiş oluyor. Yoksa kamileni Ramazan ayını 30 gün tutar demek değil. Hadi gidelim.